Evet arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber hazır yufkadan cevizli baklava yapacağız. Sizle beraber ben yufkalarımı açtım. Tepsime göre, tepsimin ölçüsüne göre keseceğim. 250 gram bir paket margarinimiz ve bir çay bardağı sıvı yağım var. Margarinimi erittim. Şöyle bir su bardağına yakın cevizim var. 2 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu ocağa aldım şerbeti için. Kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra 15 dakika boyunca fokurdayana kadar, böyle fokur fokur olana kadar ocakta kalacak. Şöyle borcamımı aldım. Bismillah, şöyle görüyorsunuz. Şimdi şeye göre şekil vereceğim. Bismillah, şöyle göstereyim. Şöyle bunu şimdi bir bezin içine alacağım. Arkadaşlar böyle tepsinin boyutuna göre şey yaptım, biçimlendirdim. Bezini içine alacağım ki çabuk kuruyorlar böyle bu yufkalar. Şöyle bismillah, bezini içine alacağım ki kurumasınlar. Şöyle başlıyoruz. Fırçamı alıp geliyorum. Şöyle bir sıra yufkamı aldım. Şöyle yağımdan sürüyorum. Şimdi ikinci sırayı alacağım üzerine. Şöyle görüyorsunuz. İkinci sırayı da aldım. Anneciğim yavaş. Şöyle onu da yağlıyorum. Şu kenarlardan elde ettiğimizi atmıyoruz. Şöyle. Böyle bırakıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi kat kat oluyor öyle, çok güzel. Şimdi böyle tekrardan yağ sürüyorum. Miniş olan yatıyor, kızım da yatıyor. Büyük oğlum burada ayağımın altında dolanıp gidip geliyor. Şöyle tekrar bir sıra daha alacağım. Şöyle şimdi ilk kat cevizini boşaltıyorum. Oldu. Şöyle iki kat yufka koyacağım. Sonra ceviz. Anneciğim. Şöyle dediğim gibi ceviz üzerine bir kat yağlayacağım. Bir kat daha, sonra ceviz ekleyeceğim böyle. İki yufka bir ceviz, iki yufka bir ceviz, böyle devam edeceğim. Evet, bu son katı, üçüncü kat oldu. Ceviz üzerine yufkamı alacağım. Yağını boşaltacağım. Şu kenarları alacağım. Sonra sizle görüşürüz inşallah. Köşelerinde fazla olanları aldım. Şöyle dilimliyorum.
Evet, böyle dilimledim. Şimdi üzerine yağını bırakıp 200 derecelik ısıtmış oldum fırına. Atacağım. Sonra sizle görüşürüz. Şöyle ben yağını ilave etmeye başladım. Şöyle beyaz köpükler oluyor ya yağın üstünde. Onu boşaltırsanız üzerine baklavanın hepsi yanar. Ona dikkat edin. Anneciğim bir dakika. Arkadaşlar görüyorsunuz nar gibi kızarmış baklavalarım. Şerbet soğuk ve baklavamın ilk sıcaklığı çıkacak, ılık bir hale gelecek. Biri soğuk, biri ılık bir şekilde buluşturacağım. İsterseniz ikisini soğuk bir şekilde buluşturabilirsiniz. Daha kıtır kıtır ve kıyır kıyır oluyor. Kusura bakmayın arkadan çocuk sesleri bayağı geliyor. Şöyle bir şey, videoma şu an baktım, en başta margarin demişim ama margarin değil, tereyağı kullanmışım. Bazen böyle şaşırıyor olabilirim. Çoğu tariflerimde margarin diyorum ama halbuki tereyağı kullanıyorumdur. Anneciğim. Evet, oğlum yine ses çıkartıyor. Kapının sesi geliyor, ben kaçar. Evet arkadaşlar, en son kapı çaldı. Kapıya bakmaya gittim. Komşum geldi. Tatlımın ilk sıcaklığı çıktı. Bu kadar yeterlidir. Soğuk şerbetimi üzerine ilave edeceğim. Şimdi bulaştırıyorum onları. Sonra bunu 5 saat kadar dinlendirmem lazım. İyice ne çekmesi için şerbetini bir gün beklerse çok daha da güzel oluyor. Hayır anneciğim, ben şerbetimi ilave edeceğim üzerine. Dolaba atacağım. Sonra gidip komşuma beraber kahve içeceğiz. Dur anneciğim. Şöyle bismillah. Şöyle şerbet kaynadıktan sonra 15 dakika ocakta bıraktığınızda tekrar kaynadığında öyle fokur fokur şerbetin kıvamı koyu oluyor. Çok harika bir şerbet elde ediyorsunuz öyle. Dinlendikten sonra en son kıvamını sizlere göstereceğim. Tekrar kapı çalıyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, şerbetini de ilave ettim. Kaldırıyorum. 5 saat sonra kıvamını sizlere göstermek için tekrar videoyu çekeceğim inşallah. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, size baklavanın kıvamını gösterecektim ama tepside 2 dilim kalmış. Onların kıvamını şimdi sizlere göstereceğim. Yerlerini hepsi çok beğendi. Tepsinin halini görüyorsunuz. 2 dilim tek kaldı. Şimdi onu da sizlerle beraber sizlere göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi kıvamını göstereceğim. Sesi geliyordur inşallah. Görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Böyle kat kat görüyorsunuz. Harika bir şekilde. Tadı kıvamı da harika. Görüyorsunuz. Böyle kıyır kıyır çok güzel olmuş, böyle çıtır çıtır. Evet, tepsimden sonra son arta kalan şu ikisi. Tepsinin hepsi bitti. Yerlerin hepsi de çok beğendi. İnşallah siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Yeni gelen arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone butonuna basıp abone olabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Videonun altındaki abone ol butonuna bastıktan sonra zile basıyorsunuz arkadaşlar. Zile bastığınızda benden gelen videolardan haberdar oluyorsunuz ve hemen videolarıma bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.